Herkese merhabalar. Bugün sizlerle gündüz sefası çiçeği çalışacağız. Bunun için 1/2 nolu fırçam var. Bir tarafına koyu bir mavi kullanıyorum, parlament mavisi. Diğer tarafına beyaz aldım. Ortasını biraz lila alacağım şu şekilde. Koyu renk dışarıda. İsterseniz içeride de kullanabilirsiniz ama şimdi rahat görülsün diye ben dışarıda kullanacağım. Fırçam bu şekilde dik yan basıyorum ama içeri doğru basıyorum. Dikleşiyorum. Fırça elimin arasında bastım. Dönüyor. Bakın şu şekilde. Şöyle döndürüyorum her harekette. Aşağısı çok fazla hareket etmiyor. Bu şekilde bastım. Buraya geldim. Tekrar yapacağım. Bastım. Bastım. Tekrar. Dik olarak bitiriyorum. Aynı şekilde altı da ters olarak yapıyorum. Basıyorum. Dikleşiyorum. Basıyorum. Basıyorum. Tekrar dönüyorum. Bu şekilde bitiyor. Tekrar bastım, dikleştim, dik, hareketimiz bu. Şu da alt kısmı olacak, bildiğimiz mini hareketi, biraz uzun, bakın şöyle uzun tutuyorum ve dikleşiyorum. Fırça dik, bastım, dikleştim. Çiçek eğer koyu renk dışarıdaysa burada da koyu rengi dışarı alın. İçerideyse dışarıda o zaman açık renk olması gerekiyor. Şimdi bir araya getireceğim. Bu şekilde tutuyorum. Basıyorum. Basıyorum. Dikleşiyorum. Lila almayı unuttum ama çok önemli değil. Ben renk olsun dedim. Şuradan şimdi ilk başladığım yerden bu sefer ters hareketi yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapacağım. Dik. Basıyorum. Dikleştim. Bastım. Dikleştim. Bu şekilde geldim. Bastım. Bastım. Burada. Şimdi alt kısmını yerleştirip yapacağım. Şu şekilde. Burada ister ilk önce üstü yapın, ister altı yapın. Hangisi kolay olursa ben ikisini de yapayım. İlk önce üst. Bu şekilde. Buradan alıyorum. Bastım. Tabii yine yönleriyle çalışayım. Ben hem onu göstereyim hem de ilk önce alt başlarsanız nasıl olur onu göstereyim. Şimdi ilk önce alt yapıyorum. Bakın böyle. Buradan aynı şekilde yukarıya yaptım. Bu. Bir tane de yarım göstereyim. Burada yapalım. Şöyle. Üstü normal yapıyorum. Burada bu tarafa doğru inmiyorum. Yine aynı üstteki hareketi yapacağım ama biraz aşağısından gideceğim. Bakın şöyle. Bu. Ve burada bitireceğim. Bu da yarı açmış görüntü. Şimdi şöyle de bir tomurcuk göstereyim. Normal bildiğimiz yaprağı biraz uzun yapıyoruz. 2 milim altından bir tane daha. Şöyle. Bu da tomurcuk hareketi. Bir tane de ters yapalım. Şu şekilde. Tekrar.
Burada biraz beyazı tekrar yüklememiz gerekecek. Evet, görünmedi. Şöyle yapalım. Bu şekilde tam uçuklarımız olacak. Evet, aynı fırçamı şöyle bir sildim. Yıkamadım. Burada iki ton yeşil yüklüyorum. Bu şekilde hafif içinde mavilik de oluyor. Bir tane daha alalım. Daha biraz şu şekilde dokunarak mavi alabilirsiniz. Normal bir yaprak yapacağız. Ama çok açmıyorum. Biraz içeriden başlıyorum. Şu şekilde. Bildiğiniz klasik yaprak hareketi. Şu şekilde. Bir tane de açık rengi dışarıda göstereyim. Şu şekilde başlıyorum. Fırçam açık. Dikleşiyorum ve dönüyorum. Bu şekilde açıyorum. Fırçanın sonuna kadar bastım. Dik. Bitiyorum. Bu şekilde hemen dalını da yerleştirdim. Sonra küçük yapraklar koyacağız. Bunları da daha önceki videolarda görmüştünüz. Bu şekilde. Çiçeklerden bir tanesinde dalla birleşimini de göstereyim. Şu şekilde fırçam, yani küçük bir yaprak hareketi, böyle bir dönüş, bakın şu. Şuradan bağlantı içinde şöyle fırçam koyu renk yukarıda basıyorum, çekiyorum. Aynı şekilde tomurcukta da bu hareket var. Bu. Buradan basıyorum. Çekiyorum. Şimdi küçük bir kompozisyonda göstereceğim. Bir dala nasıl yerleştirebiliriz. Şimdi 1/2 oldu fırçayla. İlk önce dalını hazırlayacağım. Farklı boyalar kullanacağım. Twin Magic isimli bir boyamız var burada. Yanar dönerli bir boya ikisi de. Şimdi yeşil için altın yeşil olanı, çiçekte de parlament mavisinin yanında mavi yeşil olanını kullanacağım. İlk önce bir dal yapalım. Bunun için kahverengi aldım. Biraz aslında önce biraz yeşil alıp kahveye almak daha iyi. Onun yanına altın ve yeşil olandan alıyorum. Şu şekilde. Bununla daha yapacağım. Şuradan bastım. Biraz daha doldurdum. Kullandığım boyaların renk kodlarını videonun altında bulabilirsiniz. Ben de buraya indirelim. Arada yeşil alabilirsiniz. Da dalda canlılık oluyor. Şimdi yeşil yükleyeceğim. Bir tanesi yonca yeşili. Diğeri de yaprak yeşili. İkisinden de aldım. Diğer tarafına altın yeşil olanı alıyorum. Şöyle. Hani ilk önce çiçeği de hazırlayabilirsiniz aslında. Şöyle iki tane yaprak atıp, büyük yaprak atıp sonra çiçekleri yapacağım. Şimdi bunun yaprağında biraz kapalı başlangıcı şu şekilde çıkıyorum. Açık rengi dışarıda yaptım, özellikle rengi daha iyi görelim hareleri. Bakın şu şekilde. Fırçanın
Açık olan kısmındaki boya yanar döner bir boya. Bakın bu yeşil ve altın renginde. Böyle hoş bir ton. Biraz mavi de alabilirsiniz. Aslında içine şöyle çok az. Bir tanesini öyle yapalım. Açık olan yine aynı şekilde. Bunu da şuraya basıyorum. Aşağı doğru. Yine bakın, kapalı tutuyorum. Şu şekilde dönüyorum. Dikleşerek bitiriyorum. Hemen birleşimlerini koyalım. Şimdi küçük yaprakları hazırlamayacağım. Onu biraz sonra yapacağım. İlk önce çiçeğimizi yerleştirelim. Bunun için fırçamın bir tarafını parlament mavisi aldım. Diğer tarafına da Tevin Magic'in mavi yeşil olanını aldım. Burada kaynaştırıyorum. Burada açık rengi dışarıda kullanacağım. Bu açılımlarda özellikle koyuyu dışarıda kullandım. İkisini de yapabilirsiniz. Şimdi açık rengi dışarıda kullanıyorsak şu şekilde yerleştiriyoruz. Açık renk yine burada da dışarıda olması gerekiyor. Bir tane oraya koyalım. Bir tane de şuraya yerleştireceğim. Şöyle. Çiçeğimiz orada. Bir tanesi burada olsun. Buraya da iki tane koyalım. Şöyle. Şimdi tam ortasından başlıyorum. Dışarıya basıyorum. Gitleştim, gitleştim. Burada bitiriyorum. Bu şekilde altta da dik, dik. Burada bitiriyorum. Şimdi burada altı önce yapacağım. Ya fark etmiyor. Alt ya da üst önce yapmanız hangisi sizin için daha kolaysa onu yapabilirsiniz. Buradan hemen şekilde birleştirdim. Buraya yarım yapmak istiyorum. Bu şekilde tuttum fırçamı. Dışarı. Şu şekilde bitiyorum. Biraz altından çok az. Şu şekilde bakın. Aynı. Tamamlıyorum. Tabii bu biraz transparan bir boya olduğu için oradaki ışığı yakalamak biraz zor. Onun için şöyle daha geçebilirsiniz. Evet. Şimdi alttakileri de hazırlayalım. Bileğinizi koymak zorunda değilsiniz. Çok hareket edemezsiniz. Onun için küçük parmağınızdan destek alabilirsiniz. Ya da tamamen kaldırabilirsiniz. O zamanla oluşacaktır. Hangisi sizin için daha rahat bakarsınız. Şimdi fırçamı şu şekilde hafif aldım. Biraz yeşil alıyorum. Diğer tarafına altın ve yeşil olan renkten aldım. Çok az mavi. Bu yeşilin ikisini birlikte kullanabilirsiniz. Şimdi taç yapraklarını hazırlayalım. Şu şekilde basıyorum. Çok küçük. Bakın dönüyorum. Bastım, döndüm.
Ben hemen buraya geçiş yaptım. Buradan basıp çekiyorum. Paçanız dolu olursa daha rahat kısmını yerleştirirsiniz. Burada çok sorun olmaz ama şurada o şu bastığınızda açılması için fırçanızın dolu olması gerekiyor. Şu şekilde. Birkaç tomurcuk ekleyelim, onları unuttuk. Şöyle. Bir tane de buraya koyacağım. Şuraya koyalım. Onların da taç yapraklarını hazırlıyorum. Ters çeviriyorum. Her zaman koyu renk arkadan gelecek. Bu durumlarda bakın. Şu şekilde ışığınızın rahat çıkması için. Buradan tekrar. Buradan. Ortaya da şöyle bir dokunuş. Bu da hocam ters bastım. Hedefleştim. Şimdi şuralara şöyle bir iki. Dalları atabiliriz. Şimdi fırçama biraz mavi alacağım. Biraz yeşil. Şurada fazlasını yine alıyorum. Medium'a batırıyorum yine. Şurada göstereyim. Böyle. Fulu yapraklar atacağım. Bunlar küçük yapraklar olacak. Şuradan. Bu şekilde. Nerelerde boşluk görüyorsanız oraları yerleştirebilirsiniz. Şöyle de atalım. Tane olsun. Buraya yine böyle küçük dallar atabiliriz. Biraz daha zenginleşir. Bu isteğinize bağlı. Filiz fırçası da kullanabilirsiniz burada. Ben şimdi kullanmadım. Yeterli. Şimdi şu orta göbeklerine ben altın ve yeşilden birazcık koymak istiyorum. Şu şekilde küçük noktalar koyacağım. Bu tamamen size bağlı. Burada küçük minik yapraklar da konulabilir. Daha detaylı bir şeylerle çalışabilirsiniz. Ben şimdilik böyle hazırladım. Evet, bugünlük çalışmamız bu kadar. Herkese kolay gelsin.